hakkına eskilerin deyişiyle baktığımızda gelişimine bir öfke anında ağızdan kaçmış bir şeye benziyor bu. Steril bağlamından koparıp alabileceğimiz bir cümle gibi durmuyor sanki, öyle geldi bana. Ondan sonra bir öfkeyle söylendi ve bir öfke cümlesiydi o. Bir hakarete benziyordu hakikaten de o yüzden. Dolayısıyla işte o meclisin atmosferinde söylendiğini de dikkate alırsak, ben senin kadar hani iyimser bakamayacağım ama sonuçta çok önemli değil. Demiyorum. Diyorum ki asıl dediğini evet. Eleştiririm. Asıl dediğini anlayalım, onu eleştiririm. O filtre meselesinde falan zaten gülüp geçmiştik biz o meseleye ama Türkiye'de muhalefet etme geleneği hep söylüyoruz, konuşuyoruz. Hep bir bahaneden üretilmiştir. Yani 1955'ten itibaren değil mi? 555K Menderes'in Kızılay'da kıstırılması, ondan sonra üniversitedeki olaylar, bunların hepsi bir bahane. ODTÜ'de geçtiğimiz günlerde, aylarda olan olaylar, bunların hepsi bir kıvılcımın gözlerine bakıyor herkes, medet umuyor. Türkiye'de muhalefet hep böyle olmuş. Dolayısıyla bu muhalefet meselesi gerçekten çok sorunlu ve artık eskimiş kalıplarla, mantıklarla yürüyen bir şey Türkiye'de. Bunun değişmesi gerekiyor. Kesinlikle değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin hani önündeki, Türkiye'nin önüne bakan uzun farları yanan bir muhalefet de olması lazım aynı zamanda. İktidar da öyle olması lazım ama muhalefetin daha çok böyle olması lazım. Fakat lazım hep lazım diyoruz. Bir şeye de çare olmuyor. Şu anayasa meselesiyle ilgili ise ben bir cümleyi daha tekrar etmiş olayım. Çünkü çok söyledim bunu. Ben bir siyaset bilimci falan değilim. Bir anayasa hukukçusu da değilim. Hani sıradan bir vatandaş olarak bana nasıl geliyor bu iş? Ben buradan nasıl görüyorum onu söyleyeyim. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin Kürtler, solcular falan dedin, sosyalistler nasıl bakacak acaba anayasaya derken benim emelim demiyorum ama gönlümden geçen şey şudur. Türkiye'nin bir anayasasının bile yazılı, üzerinde kavga edilen metin var ya şimdi. 20 küsur maddeye kadar yazıldı, gelindi hala. Henüz hiç olmaması, yani Türkiye'nin anayasasının hiç olmaması benim gönlümden geçen, asıl gönlümde yatan aslan o. Keşke öyle olsa ama hiç anayasa metni keşke ister. Olmasaydı. Biz de İngilizler kadar olabilseydik ve deseydik ki bizim o kadar güçlü bir anlayış, anlaşma ve bir arada bulunma kültürümüz var ki bunu ayrıca yazılı kanunlara, işte metne dökmemize gerek yok. Sözlü hukuk ve geleneksel hukuk geçerlidir. Türkiye'de zaten insanlar birbirleriyle anlaşırlar, görüşürler, kucaklaşırlar. Ayrıca bir metne gerek yok. Biliyorsunuz yani İngiltere'de yazılı bir anayasa yok. Daha çok sözlü hukuka dayanıyor filan. Eğer anayasa olacaksa, metin olacaksa, bana kalırsa bunun dediğim gibi ben sıradan vatandaşım. Ben kendim bir edebiyatçı, bir yazıp çizmeye çalışan birisi olarak kabul ediyorum. Benim fikrim şudur. Türkiye'de ortak bir iyi insan tasavvuru olmadıkça bu anayasa metni üzerindeki kavga yürültü devam edecektir. Çünkü çıkarların çatışması burada bir şey oluyor, yani bir ortaklık anlaşmasına benziyor bu. Bir şirket ortaklığına da benzeyebilir, bir gayrimenkul ortaklığına da benzeyebilir. Dolayısıyla burada çıkarların çatışması var. Uzlaşma da maddi ve dünyevi çıkarların uzlaşmasına dönük bir uzlaşma olacak. Dolayısıyla beni çok ilgilendirmiyor. Eğer Türkiye'nin köklü metafizik ilkesine dayalı, sırtını dayamış, ayaklarını temellendirmiş bir anayasa fikri yoksa içimizde, geri kalan nasıl anlaşıyorsa anlaşsın açıkçası. Benim çok umurumda değil bu. Evet. Ben senin söylediklerine çok katılıyorum. Gökdemir'in ilk söylediğine de katılıyorum. Farklı iki mesele. Anayasa meselesi hakkında senin söylediklerini düşünüyorum. Gökdemir'in de asıl tartışmayı gözden kaçırmayalım uyarısını da çok yerli yerinde buluyorum. Yani bir milletvekilinin söylediği işte ulus ve millet kavramları üzerinden hani bir hiyerarşi kurduğu ifadeyi ben biraz şöyle görüyorum bir tarafıyla da. Yani evet, bir paradigma tartışılmalıdır. Yani kurucu paradigma yeniden konuşulmalıdır memlekette. Bu paradigma bir yere kadar geldi ve o yerden sonra artık hani herkesi bir üst kimlikte toplayamadı. Çünkü bu paradigmanın kurduğu metafizik, bu paradigmanın kurduğu geleneksel yapı,
bu paradigmanın kendi içindeki derinliği, herkesin o derinlik içerisinde kendisine bir gölgelik bulabilecek kadar ferah olmadı ne yazık ki yani. Bence hiçbir metafiziği de yok. Tamamen sentetik, kurgusal bir metafiziği bir, var. Bir sentetik, yani Behçet Kentağların metafiziğiyle o paradigma yürüyemez. Nereye kadar? Mehmet Emin Yurdakul'un metafiziğiyle o paradigma yürüyemez. Ziya Gökalp'in bile hatta kurduğu metafizikle ki kültüre dönük belki en esaslı kurguyu yapan adamdır yani. Hakkını da yemeyelim ama 1930'lardan sonra esamesi okunmamıştır. Okunmamıştır. Ziya Gökalp'in bile. O paradigmada diyelim ki bir takım adamları... Başka bir ekip devralmıştır şey kadro hareketi mesela. Doğru. Onlar zaten o metafiziği tamamen terk edip başka bir paradigmaya başka katkılar yaparak devam ettirmek istemiştir ama özünde yine Kemalist'tir. Özünde yine ilk paradigmanın bütün önemli kavramlarını bünyesinde barındırır. Sadece onları bir takım başka kavramlarla destekler. Bir parça daha sosyal, bir parça daha toplumsal. Şimdi benim biraz şöyle bir bilinçaltı da sanki o milletvekilinin konuşmalarında açığa çıktı. Biz şimdi bu ülkede bir şeyi yeniden tesis edeceksek konuştuğumuz yer, konuştuğumuz cümlelerin hiyerarşisine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin batı kamuoyu ya da o kurucu ideolojiye sıkı sıkıya bağlı insanlar ya da bir takım ulusalcı kesimler. Evet yani bir teorik yaklaşım olarak bunu devam ettirebilirler ama nihayetinde geldiğimiz noktada şöyle bir dil kurmak sakıncalı. Hani alttan alta bir kesim insanda şöyle bir şey var. Yani Kürtler daha ne istiyor ki? Daha ne olacak ki? Hani böyle bir bilinç altında, işte bilinç üstünde hatta kurulmuş bir hiyerarşi var. Yani sanki bir şeyi kaçırıyor duygusu. Evet. Sanki birileri bir çizgiyi aşıyor duygusu. Aslında gelinen nokta hayır. Yani bu ülkede yaşayan herkesin daha eşitlikçi, daha adil bir ilişki kurmasının yolunu arıyor herkes. Çünkü evet yani bu ülkede bir kimliklerle ilgili sorunlar yaşandı. Çok uzun zaman bu sorunlar yaşandı. Bu sorunların geldiği noktada birileri kendi bastığı zeminin kayganlaştığı gibi bir duyguya kapılabilir. Yani Türkiye'de işte birileri daha mı... Yani bir Kürtlerle ilgili böyle bir dil kurmaktan vazgeçmek gerekiyor ki o milletvekilinin bence bilinç altında şey yaptığı... Yani bir dakika artık yeter, buraya kadar duygusuydu benim gözlemlediğim. Böyle bir öfkeydi, böyle bir hırstı benim gördüğüm. Ama bunu acilen bu dili terk etmemiz gerekiyor. Sana şunu söyleyeyim. Her şey yerli yerine oturması için biraz sabretmemiz mesela gerekiyor. Mesela ulusalcı diyoruz değil mi? Ya 3 seneden beri var bu kavram. Nasıl hemen dilimize yerleşiyor değil mi? Senin için söylemiyorum Tarık. Doğru. Ama yani çabucak dolaşıma nasıl girdi? Yani bu ulusalcılık dediğimiz kavram... camiye girerken kasketinin siperliğini geriye çeviren adamın hareketi kadar garip bir kavramdır. Ve sadece ulusalcılık değil, belki en masum ulusalcılık. Birçok kavram dolaşıma giriyor ve biz kendi gelenek diyoruz, kültür diyoruz. Onun içinden neşet eden ve gerçekten sahici ve zamanlar üstü biçimde derdimize çare olacak kavramlar ortada yok. Ulusalcılık nedir hakikaten? Siz anlıyor musunuz bunu? Yani ırkçı mıdır bu insanlar? Milliyetçi midir? Vatansever midir? Solcu mudur? Nedir? Sağcı mıdır? Birden yani 4 sene içinde bir kavram ortaya çıkabilir mi? Yok daha eskisi da, de var. Biraz daha hayır, eskisi var da. Ne daha kadar? Türk solu diye bir şey var. Hayır küçük çevreler kullanıyordu bu ismi. Ama bu bildiğimiz şeyin bu ama şu anda siyaseti hayır, domine eden bir kavram haline geldi bu kavram. Geçmişte Atatürk milliyetçisi diyorlardı onlara. Dedi, sonra tamam. Adı ulusalcı oldu. Tamam. Evet. Yani. Ben bu arada da bir şey daha söyleyeyim. Ya çok o meseleye girmeyelim diye yani bir taraftan da oradan yok, çabucak çıkalım diye. Yok ben de girmek istemedim. Senin söylediğin o anayasal uzlaşma zemini falan filan. Açıkçası ben de anayasa... cümlelerinin kurulması diyelim hani en basitleştirelim ya. Bunun salt aktüel politik aktörlerin bir araya gelip kendi argümanlarını tartıştığı meselelerden ortaya çıkacak bir şey olması fikrine ben de açıkçası sıcak da bakmıyorum. Çok anlamlı da bulmuyorum. Çünkü bu üst yapıyı aşağıdan domine edecek olan duygu nedir? Yani hani ne oluyor aşağıda? Aşağıda olup biten nedir? İnsanlar birbirleriyle yaşayabilme, birbirleriyle ortak yaşama duygusuna
erişebilmek için aşağıda ne üretiyorlar mesela? Anlatabiliyor muyum? Yani ortak duygularımızı pekiştiren şey nedir ki onu yukarıdan daha sistematik bir dille ifade edelim? Aşağıda bu kadar çatışmacı bir gündelik hayat kültürü yaygınlaşırken insanlar bir araya geldikleri ya da kamusal olarak toplaştıkları her yerde bir çatışmacı dili her geçen gün daha da büyütürken yukarıda bir takım cümleler üzerine uzlaşma çabasını falan çok anlamlı bulmuyorum. Yani daha büyük toplumsal kesimlerin daha farklı alanlarda kendi metafiziğine, kendi geleneğine, ortak yaşam kültürüne dair cümleler kurabilmesi gerekiyor ki o cümlelerden sağaltılacak, damıltılacak cümleler bir anayasa metni haline dönüşsün. Tabii. Orada bir şey olmuyor yani. Ben Kürtler konusunda da kesinlikle ulusalcılık kavramının onun için altını çizdim. Ben bu kavramları ödünç kabul ediyorum ve bu ödünç kavramları kabul etmiyorum. Almak istemiyorum. Almıyorum da zaten. Bu kavramlarla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu benim tasavvur ettiğim biçimiyle derdimize çare değil. Mesela deniyor ki işte Avrupa'da yeni sol dalgası ve bir takım entelektüel çevreler diyorlar ki dünyada politikayı, siyaseti artık kimlikler üzerinden yapacağız. Kimlikler çekişmesi, çatışması, çelişkisi üzerinden, yaşam biçimleri üzerinden yapacağız. Artık sınıf çatışması bile olmayacak deniyor. Şimdi biz bunu Türkiye'de kabul ettiğimizde bir sürü dert açılıyor başımıza. Şimdi bu demek şu demek değil. Peki kimlikleri kabul etmeyecek miyiz? Değil mi? Var Türkiye'de. Yani işte eşcinsellerden milliyetçilerin bir kısmının bir kısmına karşı mücadelesine kadar birçok kimlik grupları var Türkiye'de. Ben diyorum ki tamam bunlar politik arenada, siyasi arenada olabilir. İnsanlar bunlarla iştigal edebilirler. Gerçekten de zaten yaptıkları iş ancak buna el verebilir. Kimlik çatışmaları üzerinden bir jargon kurarlar. Bir diskur kurarlar ve siyaset ederler. Buna bir şey demiyorum ama Türkiye'nin geri kalanı, entelektüelleri, şairleri, yazarları, akil adamları, şunlar bunlar niye böyle uzun erimli konuşmalar yapmıyorlar? Niye bu tedirgin ediyor gerçekten de beni? Yani Türkiye'nin tarihinden, geleceğinden bahseden çok böyle gönlü açılmış, geniş, nefesli sohbetler etmiyorlar, konuşmalar yapmıyorlar. Dostoyevski'nin Puşkin üzerine konuşması, konuşması mesela, bir edebiyat konuşmasından ibaret değildir. Değil, hayır, hiç edebiyat konuşması değil. Dostoyevski'nin Puşkin üzerine konuşması Rus tarihinde bir dönemin Dostoyevski gibi bir dil tarafından çok geniş ölçeklerle yorumlanması, tanımlanması, anlaşılmaya çalışılması, bir perspektif kurulması ve buradan hareketle, Puşkin'den hareketle yeni Rusya'nın üzerine bina edeceği o kavramsal, ahlaki, politik, edebi çerçevenin nasıl kurulabileceğine tabii dair bir yön bulma çabasıdır. Ama işte şimdi tam Dostoyevski'nin senin söylediğinden ben sanki böyle bir şey anladım. Tabii, yani tabii. Bizim Dostoyevski'miz kim? Aynen, ve aynen. Bizim Puşkin'imiz kim? Tabii. Bu konuşmayı nasıl yapacağız? Bu konuşmayı yaparsak sahici bir anayasa metni. Yani Rus anayasası aslında bence Rus anayasası Dostoyevski'nin Puşkin üzerine yaptığı konuşmadan neşet etmiş olabilir yani. Şöyle neşet ediyor. Buradan çok girmeyelim diye kısa söyleyeceğim. Puşkin, Gogol, Dostoyevski. Bir şey anayasa önerisi. Belinsky, Turgenev ve onları takip eden var.